Yeniden merhabalar, hayırlı sabahlar efendim. Genç Vizyon programı Ülke TV'desiniz. Ülkenin en çok izlenen eğitim programı hem de interaktif bir programımız. Şu anda Kırıkkale Üniversitesi ile birlikteyiz. Kırıkkale Üniversitesi'nin değerli rektörü Profesör Doktor Ersan Aslan hocamız sağ olsun bizi her zaman olduğu gibi kırmadı, geldi. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz. Teşekkür ederim İsmail Bey. Özellikle ve öncelikle bizi tekrar konuk ettiğiniz için teşekkür ederiz. Gençlerimizden buluşturduğunuz için teşekkür ederiz. Bu anlamda uzun bir maratonun sonuna gelmiş olan, son metrelerine gelmiş olan sevgili gençlerimize ve ailelerine ben tercihlerde başarılar diliyorum. İnşallah diye. Hocam çok sağ olun. Şimdi Kırıkkale Üniversitesi gerçekten yükselen bir marka. Eskiden doğruya doğru hocam hep derlerdi ki aman işte Ankara'yı tutturamadım hadi neresi var Kırıkkale yazalım derlerdi. Öyle bir algı vardı ama sağ olun son yıllarda özellikle bir sihirli kelime eklendi üniversitenin arka planına. Aslında kampüsün topraklarının oralarda sanayi kelimesi var hocam. Üniversiteyle sanayi işbirliği çok çok ön planda. Ben dilerseniz üniversiteyle sanayi işbirliğinden yola çıkarak sohbetimize başlamak isterim. Böyle bir birlikteliğin hocam sadece üniversiteye, sizlere katkısı tabii ki çok çok büyük. Üniversitenin marka değeri, kurumsal kimliği ön plana çıkıyor ama burada asıl kazanan bizim sevgili öğrencilerimiz. Öğrencilere bunun yansıması, sonrasında bunun katma değerin ülkemize faydaları neler olacak? Buradan başlayalım hocam. İsmail Bey çok iyi bir noktaya temas ettiniz aslında. Hani bu tip programlar üniversitelerin fakülteleri, akademik birimleri, hocaları falan betondur, üzerine. Betondur, şehirdir. Onlar... Yani onların aslında şu anda Türkiye Yüksek Öğretim Sistemi onun ötesine geçmiş durumda. Kesinlikle yani. Hocam. Bu da şununla ilgili kanaatimce. Devletin koymuş olduğu hedef ile, vizyon ile üniversitelerin bir araya gelmesiyle bağlantılı bir şey. Şu anda ülkemiz olarak baktığınızda hem bölgemizde hem dünyada gerçekten söyleneni yapan değil, söylenenler için de söyleyen bir ülke konumunda. Üniversiteler de aslında bunu takip ediyorlar. Bu anlamda baktığınızda üniversitenin eğitim, öğretim, araştırma ve sosyal sorumluluk kurgusunu yaparken, herhangi bir üniversite bunu yaparken devletin bu hedeflerinden bağımsız düşünmemesi gerekiyor. Rakamlara döktüğünüzde aslında en son noktaya baktığınızda insanımızın cebine giren milli gelir. Yani ne kadar? İşte diyorlar ki falanca ülkenin milli geliri kişi başı 50 bin dolar diyorlar. Dolayısıyla iş bu noktadan başlayıp cebe giren milli gelirden başlayıp geriye doğru gittiğinizde şu anda gençlerimizin yapacağı tercihlerle alakalı bir şey bu. Bu gençlerimiz üniversitenin ön lisans, lisans veya lisans üstü veya doktora programlarından mezun olduktan sonra ülke hedeflerini özümsemişlerse kendi birikimlerini, bilgi birikimlerini, tecrübe birikimlerini ve sosyal birikimlerini ona göre yapıp işte o yüksek katma değerli ürünlerin üretiminde yer alacaklardır. Kırıkkale Üniversitesi olarak aslında biz bunu hedeflemiş olan bir üniversiteyiz. Bunun motivasyonuna baktığınızda, bunun öncüsüne baktığınızda savunma sanayi. Kesinlikle hocam. Zaten Kırıkkale'nin adı bir marka. Biz yani sonuçta Kırıkkale şehri silaha ismini vermiş olan bir şehirdir. Silah deyince belki bazı kesimler bundan rahatsız olabilir ama silahı gerektiği zaman kullanmak üzere üreten bir memleketiz biz, bir ülkeyiz. Ki tarihi yolculuğumuz ve var olan dünya şartları da belli. Silah hocam hücum olarak değil de savunma sanayi gibi doğru bir terimle kullanırsak bana göre... Zaten kurguya baktığınızda savunma sanayindeki gelişme diye bahsediyoruz. Aynen. %20'lerden alınmış 20 yıl önce şu anda geldi %70'ler gibi bir yerlilik üzerinde çalışıyoruz ki o yüzden rahat hareket edebiliyoruz şu anda dünya konjonktüründe yani. Üniversitenin sanayi işbirliği noktasına bakarsanız hep söylediğimiz şey şu, daha önceki programlarda da belki ifade ettik, belki değil ifade ettik. Eğer siz eğitim öğretiminizi ve araştırmanızı ülke hedeflerinden bağımsız ve sektörden bağımsız olarak yaparsanız sadece o üniversitenin sınırları içinde kalan bir üniversite olursunuz. Biz böyle bir kurgu yapmıyoruz. Diğer üniversitelerden ilgili bir şey söylemiyorum ama kendi üniversitem adında Kırıkkale Üniversitesi açısından söylediğimde Kırıkkale Üniversitesi şu anda hedefini savunma sanayi olarak koymuş. Savunma sanayi konusunda bütün programlarını bu alana kanalize etmiş. Öğrencisini, araştırma görevlisini, öğretim üyesini ve idari personelini gündemine bunu oturtmuş
ve bu şekilde devam eden bir üniversitedir. Siz motivasyon kaynağınız hocam, dediğiniz gibi sanayi kelimesinin yanına milli savunmayı koymuşsunuz. Ülkemizin bugünü değil yarınları içinde şu andan itibaren bütün kurgular yapılmış. Personel seçimi, akademik kadro, her şeyi yapmışsınız. Şimdi iş geldi öğrencilere. Öğrenciler Kırıkkale Üniversitesi'ni seçerken o diplomanın özgül ağırlığı neden daha fazla ağır olacak? Tercih ederken hangi seçenekleri de düşünerek sizi seçsinler? Tabii şu anda tercih yapacak gençlerimiz bizim üniversitemizi veya bir başka üniversiteyi seçerken hep ben şunu söylüyorum. Mezun olduğunuzda amca, dayı, teyze aramayın bir işe yerleştirmek için. Elinizdeki diplomayı gösterin. Benim diplomam bu ve bunun altında yatan bilgi birikimim ve tecrübem bu. Bakın sadece bilgi birikimi demiyorum İsmail Bey. Tecrübe diyorsunuz hocam. Tecrübe. Asıl kritik kelime. Tecrübe ne demek? Tecrübe uygularsın, başarısız olursun, tekrar uygularsın, başarıya dönürsün ve o kendine eskilerin tabiriyle hıfzedersin o bilgiyi. Dolayısıyla gençlerimiz Kırıkkale Üniversitesi'ne geldiğinde hem ön lisans hem lisans düzeyinde, yüksek lisans ve doktora düzeyinde sanayi ile yapılmış olan projelerin içinde yer alaraktan eğitim ve öğretimlerini devam ettiriyorlar. Bunun anlamı şu, aslında iki anlamı var. Birincisi, almış oldukları laboratuvar ve hocalarından almış oldukları teorik bilgiyi gerçek projenin içinde uygulama fırsatı buluyorlar. İki, daha öğrenciyken sektörle beraber işçi olduklarından dolayı projelerden hocaların yanında onlar da 3-5 kuruş kazanmaya başlıyorlar. Bunun çok da güzel bir şey olduğunu düşünüyorum açıkçası. Kesinlikle hocam, yani çok unutulmayacak bir sadece tecrübe değil hem de bir motivasyon kaynağı olacak. Oradayken de ben hep şöyle tanımlarım sizin yaptığınız bu çalışmayı. Öğrencinin bir ayağı kampüsteyken öbür ayağı sanayide. Bir elinde kalem varken öbür elinde tornavida var. Aynen. Müthiş bir şey hocam. Tabii ülken. Belki daha önceki programlardan farklı olarak şunu söyleyebilirim. Hani geçen seneden farklı olarak. Bu sene isim vermeyeyim ama Türkiye'nin önemli projelerine imza atmış önemli bir firma ile bir protokol yaptık. Hayırlı olsun hocam. O protokoller yalnız malumunuz şöyledir. Protokol yapılır sonra unutulur. Böyle büyük bir protokol değil bu. Ürünü hemen aldık. İçeriği ne? İçeriği şu. Firma temsilcileri gelip üniversitede 3. ve 4. sınıf öğrencilerimizden mülakat yapıyorlar. Diyor kendilerine yarar mı yaramaz mı? IT konusunda çalışan bir firmadan bahsediyorum. Ve yapmış oldukları mülakatın sonunda seçmiş oldukları öğrencilerle bir derinlemesine mülakat daha. Bir derinlemesine mülakat. Sayıyı bilmiyorum şu anda kaç aşamadan geçtiler. Ama geçen hafta, önceki hafta gençlerimizden ve firma temsilcilerimizden bir araya gelip 5 tane gencimiz bu firmada işe başladı. Maşallah. Bunlar mezun öğrencilerimiz ama bu sene 3. sınıftan itibaren seçeceğiz. Birçok yönü var aslında bu projenin. Az önce ifade etmiş olduğum teorik bilginin sektörde karşılığını görme. İki, öğrencinin daha 3. sınıftayken sözleşme imzalayıp firmalardan emeğinin karşılığı para kazanmaya başlamış olması. İki, hocalarımızın o firmayla ve çevresindeki firmalarla anlaşma yapıp projeler yürütüyor olmaları. Farklı sektörler itibarından baktığımızda ve en önemlisi de kamu üniversite sanayi işbirliğinin gerçek anlamda hayata geçmesidir. Şimdi Kırıkkale Üniversitesi'ne gelecek olan gençlerimiz kendi bu vizyonun içinde bulacaklar, bu çalışmanın içinde bulacaklar. Genç vizyon diyorsunuz ya, işte genç vizyonun içinde gençlere Kırıkkale Üniversitesi böyle bir vizyon kazandırmayı arzu ediyoruz. Yani. Maşallah. Hocam şimdi kampüsün içine tekrar döneceğiz. Akademik kadroya bir hemen değinmek isterim çünkü en önemli kriterlerden bana göre işte az önce de siz de söylediniz. Betondur, duvardır, kampüstür tamam bir yere kadar evet ama orada vazgeçilmeyecek birinci soru ve bana göre öğrencilerin araştırması gereken sanayi işbirliği yapılan protokollerden sonra muhakkak akademik kadro derinliği ve niteliği hocam. Bu konuda çok önemli tabii İsmail Bey. Yani yalnız burada bir şeyi ayırt etmek lazım. Buyurun lütfen. Yani akademik kadro derinliği dediğimizde teoride akademik kadro derinliği evet. Pratik. Zorunlu. Olmaz şart. Ama bir de gerek şart var.
Olmaz şartımız hocamızın teorik olarak kendisini yetiştirmiş olması, hem makale yönünden hem de dersleri verme açısından baktığımızda, pedagojik açıdan baktığımızda yeterli olması. Ama bir unsur daha var. Hocamız sektörle bağı olmayan bir hoca olmayacak. Yani. Kesinlikle. Yani ben odamda oturayım da hadi makale yazayım. Evet, odanın da kapısı kapalı. Bu ayrı bir şey. Bu ayrı bir şey. Olması gerekiyor. Ama hocalarımızın kapısı her zaman açık olacak. Ama hocalarımız her zaman da sektörün kapısını açmak için uğraşacak. O uğraşırken kapıyı açtığında da gençleri yanlarına alıp birlikte gidecekler. Bakın, Türkiye üniversitelerinde belki geçmiş zamanlardaki eğitim noktasından baktığınızda bu yapı çok fazla kurgulanmış değildi. Ama biz Kırıkkale Üniversitesi olarak bütün sektörlerle, hangi hoca hangi sektörle ilgiliyse mutlaka o sektörün dinamiklerini bilmek durumunda. Sektörün dinamiklerini bir, kendi içinde bilmek durumunda, yani imalat ortamında bilmek durumunda. İki, sektörün dinamiğini devletin politika dokümanlarından bağlantısı noktasında bilmek durumunda. Ben şunu sorarım size. Teorik bilgisi olan, uygulamayı iyi yapabilen, öğretebilen ve devletin dinamikleriyle bağlantı kurmuş olan bir öğretim üyesini yetiştirdiği genç, yakın geleceği Büyük Türkiye'sinin genci değil mi? Lider genci değil mi? Kesinlikle hocam. Biz bunu hedefliyoruz Kırıkkale Üniversitesi olarak baktığımızda. Dolayısıyla hani öğretim üyelerinin teorik anlamda evet güçlü olacaklar ama mutlaka uygulama noktasında güçlü olacaklar. Bizim 1300 civarında öğretim elemanımıza baktığımızda çok önemli bir kısmı, geçenki programlarda ifade etmiştim, aşağı yukarı %44 civarındadır bizde proje yapma yüzdesi oranı. Bu önemli bir şeydir. Proje yapıyorsanız sektörden bağlantınız var demektir. Proje yapıyorsunuz, öğrencilerinizi, asistanlarınızı çalıştırıyorsunuz demektir. Proje yapıyorsanız kendinizi sürekli yeniliyor ve güncelliyorsunuz demektir. Hocam, Mert Aygün, Instagram Bonus Hoca'dan gelen sorularınızı değerli rektörümüze iletiyorum sevgili izleyiciler. Mert Aygün, Kırıkkale Üniversitesi'nin Erasmus imkanlarını soruyor. Tercih edersem Erasmus'tan faydalanabiliyor muyum diye bir soru iletmiş hocam. Şimdi sevgili gençler, İsmail Bey, Türkiye'deki bütün üniversitenin uluslararası ilişkiler noktasında bir problemi yok. Yani ben sadece kendi üniversitem için söylemeyeyim. Bütün üniversitelerimizin, 207 üniversitenin. Kırıkkale'ye geldiğinizde de Erasmus, Farabi, Mevlana, bizim farklı ülkelerdeki üniversitelerinden yapmış olduğumuz ikili işbirlikleri, bunların dışında yaptığımız işbirlikleri noktasında biz hem öğrencilerimizi yurt dışına gönderiyoruz hem öğretim elemanlarımızı yurt dışına gönderiyoruz. Karşılığında da bize misafir hem öğrenciler geliyor. Geliyorlar. Dolayısıyla uluslararası tecrübe anlamında baktığımızda gelmiş olan öğrencilerimiz, 600 civarında öğrencimiz var. Misafir öğrencimiz, yabancı öğrencimiz. Hem onlarla ilişkiler noktasında, hem onların buradaki organizasyonları itibarıyla, hem de gençlerimizin bu fonlar çerçevesinde yurt dışına gitme noktasında bir sıkıntı yok. Ama tek bir sıkıntı var, çok küçük bir sıkıntı. O da işte bu virüs dediğimiz koronavirüs. O ama bütün eşit, şartlar eşit bütün dünyaya. Dünya şartlarını evet. Eşitledi burada. Evet hocam. Ama bu sene hedefimiz inşallah bir çok olağanüstü bir durum olmazsa öğrencilerimizi göndereceğiz, öğrenci de kabul edeceğiz. Peki hali hazırda hem eski öğrenciler hem yeni öğrenciler için bir akış planı hazır mı şu anda hocam? Eylül 6 diye ilan edildi. Buradan herhangi bir şey açıklama yapmanız doğru olur mu şu anda? Yok, şöyle yani sonuçta hem Cumhurbaşkanlığımız tarafından hem YÖK tarafından tanımlanmış olan tarihlere bütün üniversitelerimiz gibi biz de uyuyoruz. Ya. Bizim başlangıcımız ifade edilen tarihler, işte ders seçmedir, ders bırakmadır vesaireler. 27'sinde de biz takvimimizi başlatıyoruz. Yani öğrencilerimizi 27'sinde kampüsümüzde, şehrimizde dört gözle bekliyoruz. İnşallah hocam. Sevgili öğrenciler şu anda mesajlar alıyorlar. Bir de muhtemelen belki de birçoğu ilk defa sayın rektörleriyle tanışıyorlar. Şu anda hem 1. sıraya Kırıkkale'ye yazan var, 5'e 7'ye yazan var. İlk biz tanıştırmış olacağız inşallah. Hocam kampüsün dışına çıkalım. Şimdi Kırıkkale'yi biz Ankaralılar çok iyi tanırız ve severiz. Çok da dostlarımız, akrabalarımız, içli dışlı olduğumuz insanlar var ama bir de Ankara'nın dışında Kırıkkale'ye gelecek olan öğrenciler ve onların tabii kıymetli aileleri için birinci konu nerede okuyacağından ziyade güvenlik, barınma, şehir iklimi nasıl, öğrenci dostu bir şehir mi?
Burada valilik, belediye, sivil toplum kuruluşları bazında Kırıkkale'yi anlatın desem hocam. Çünkü sizin ben samimiyetinize, objektifliğinize her zaman inandığım için gönlüm rahat rahat soruyorum hocam. Teşekkür ederim İsmail Bey. Diğer şehirlere haksızlık yapmak istemem. Ama şehirler için şöyle bir tabir kullanılır. A takımı diye, şehrin A takımı, yani yöneticiler olarak. Herhalde sorunsuz illerin başında geliriz. Maşallah. Bunun anlamı şu. Vali, belediye başkanı, başsavcı, diğer belediye başkanları, idari yargı, rektör. Tüm bunlar arasında problem olmayan yegane illerden bir tanesidir. Bu neyi getiriyor beraberinde? Gençlerimize hizmeti getiriyor. Nasıl getiriyor? Biz pandemi öncesindeki 2 yıl, göreve başladığım ilk iki yıl şöyle bir program yapıyordum. Yani siz beni tanıyorsunuz ama gençlerimiz tanımıyorlar. Ben böyle çok çok formal bir rektör olamadım maalesef ve formal açılışlar, kapanışlar da yapamıyorum. Ne mutlu size. Nasıl yapıyoruz biz açılışı? Bir stadımız var. Stada gelen bütün öğrencilerimizi, yeni gelen öğrencilerimizi topluyoruz. Var olan 100'ün üzerindeki öğrenci topluluklar standlarını açıyor. İşte genç orkestraları kuruluyor. Genç Vizyon gibi genç orkestraları, Güzel Sanatlar fakültemizin. Ama burada önemli bir şey şu. Bu etkinlikte önemli olay. Sayın Valimiz, Sayın Belediye Başkanımız, Sayın Başsavcımız, yargı mensuplarımız, ilgili ilçenin belediyesi, üniversite öğretim üyeleri, üniversite yönetimi hepsi oraya geliyor. Ben şunu söylüyorum. Sevgili gençler, siz buraya geldiniz, bizi tercih ettiniz, teşekkür ederiz. Aileler güvendiler, emanet ettiler, emanetlere emanetimiz. Ve biz buradaki Sayın Validen başlayıp bana kadar gelen bütün yöneticiler buradaki geçireceğiniz süre içinde sizin emrinizdeyiz. Oh, vallahi ne güzel hocam. Ne arzu ediyorsanız, ben şöyle demiyorum. Benim sınırım çitlerimizden çevrili, kampüs içinden sorumluyum demem ben hiçbir zaman. Eğer yurtlarda bir problem varsa Sayın Bakan'dan başlayıp, ilgili Sayın Bakan'dan başlayıp il müdürümüze kadar devreye girip onu çözmeye gayret ederiz. Belediyemizle ilgili bir sıkıntımız varsa belediye başkanımıza telefonu kaldırdığımızda başkanımız anında bu işi çözer. Sayın Valimizi zaten hiç söylemeye gerek yok. Şu anda Kırıkkale'yi bıraktı. Gitti bak sel bölgesinde organizasyon işini yapıyor. İnşallah bir gün Türkiye'de ilki gerçekleştirelim hocam. Sayın Valimizle sizi yan yana alalım. Hem şehri hem üniversiteyi konuşalım. Olur. Bu da şimdi doğaçlama aklıma geldi. Ne güzel. Yani dolayısıyla biz Kırıkkale'ye gelecek olan gençlerimizin üniversite içinde emrinde olduğumuz gibi üniversite dışında da emrindeyiz. Ve Kırıkkale'nin çevresine baktığında, içine baktığınızda barınma sorunu yoktur. Ulaşım sorunu yoktur. Tarihsel anıt sorunu yoktur. Selçuklulara dayanan anıtlarımız vardır. Tarihle ilgisi tabii olanlar varsa. Tabiat ortamı açısından baktığınızda 2 tane güzel tesis kurmuştur Sayın Vali geldikten beri. Bir Çeşligir kanyonumuz vardır. Orada orası görülmeye değerdir. Ankaralıları oraya davet etmeye hazırlıyor. Görmedik vallahi. İnşallah geliriz bir gün. Yunus'a duyurulur buradan. Yunus bunu duymuş olsun. Organizasyonu yapsın ve dağlarımızda Dünya Sağlık Örgütü'nün rahatlıkla her yaşta insanın yürüyebileceği dağlarda tesisler kurulmuştur. Atlarla gezmek isteyen atlarla gezebilir, yürümek isteyen yürüyebilir. Topyekün şöyle baktığımızda Kırıkkale güvenlik sorunu olmayan, insan sıkıntısı olmayan, gelen çocuklara emaneti gibi bakan bir şehirdir. Üniversiteyi zaten bahsettim nasıl olduğunu. Dolayısıyla ailelerimiz gönül rahatlığıyla sevgililerini, yavrularını bize emanet edip gönderebilirler. Yani. Evet sevgili anne babalar, duydunuz. Daha bundan büyük teminat ben bugüne kadar hiçbir programda görmedim, duymadım. Hocam Emrullah Çelenk sanayi ile ilgili diyor her şey tamam ama ben diyor Besyo seçeceğim diyor. Kırıkkale'ye gelsem, bu bölümde mezun olsam benim bir artım olacak mı diyor. Elbette olacak. Yani şöyle Besyo kalmadı artık tabii spor bilimleri fakültesi spor bilimleri var. Oldu. Onların seçimleri de önümüzdeki günler içinde yapılacak. Özel yetenek sınavıyla ilgili. Şöyle bir artısı olacak. Biz az önce diğer bölümlerle ilgili bahsederken öğrencimiz nasıl geliyorsa gelsin demiyoruz. Nasıl gidiyorsa gitsin demiyoruz. Gittiğinde de nereye gittiyse git demiyoruz yani. Biz öğrencimizi gelirken kayıt döneminden itibaren aramaya başlıyoruz.
bazen unutabiliyor gençlerimiz kayıt dönemine arıyoruz. Bu mübalağa değil İsmail Bey. Dekanlarımız, yüksekokul müdürlerimiz son iki gün kaldığında telefonları açarlar, önüne koyarlar, kayıt yaptırmamışlar, tek tek ararlar. İki. Üniversite kayıtlarında. Üniversite kayıt döneminde. Bunu hocam birçok vakıf üniversitesinde ben utana sıkıla bazen söylemeye çalışıyorum. Çünkü arandığı zaman insan hem kendini bir kıymetli hissediyor, bir de bir aidiyet duygusu oluşuyor. Vallahi tebrik ederim bu, hocam. Abartarak söylemiyorum. Kaç öğrenci alacaksınız bu yıl hocam toplamda? 7 bin civarında öğrenci geliyor. Hocam şimdi birçok soru var. Çok önemli de bir yere değindiniz ama bir öğrenci, az önce cevap verdiniz. Sevgili Ahmet Talha, hukuk öğrenciniz. O da yüz yüze eğitimi sormuş. Sayın rektörümüz az önce cevabını verdi. Talha'cığım. Hocam şimdi lisans bölümü 4 yıllık olmazsa olmazdı. Özellikle son yıllara kadar ama geldik iş bir yerde... Aslında kabuğunu da kırdı Türkiye. Birazcık daha işler bilinçli yapılır hale geldi. 2 yıllık ön lisanslar daha da kıymetlendi. Sağlık ve teknoloji alanında özellikle. Şimdi sizde de sanayi kelimesiyle örtüşen bir üniversitesiniz. 2 yıllık ön lisans tercihi yapacak ya da hiç tercih yapmayacak ama puanı iyi olan öğrenciler var. Onlara bir mesaj verin desem 2 yıllık ön lisanslar ve Kırıkkale Üniversitesi açısından neler söylersiniz? Sıra Bey, tabii bu sorduğun soruya cevap verirken rektör kimliğinin yanında bir de sanayinin 6,5 yıl ilgilenmiş bir müsteşar olarak da cevap vermek isterim. Lütfen hocam. Hatta onu da bir ilk defa duyacak olan öğrencilere de onu bence söylemekte gerekiyor yani, hocam. Sanayi, şu anda bizim sanayi siciline kayıtlı 155 bin işletmemiz var. Kırıkkale? Hayır, tüm Türkiye. Ha, Türkiye. Tüm Türkiye'de büyük işletmelerden başlayıp mikro işletmelere kadar. Girişimlere bakarsanız 3,5 milyon civarında girişim var. Yani bunun içinde şeyler de dahil. Ticaret erbabı da dahil. Dolayısıyla biz sanayi sektörüne baktığınızda sanayi sektöründe mühendis düzeyinde, lisans düzeyindeki yerleştirmelerinin yanında onlardan daha fazla sayıda ön lisans mezunları yerleştiriliyor. Ama ne istiyor biliyor musunuz? Sanayici, sanayide bir işletme sahibi. İstemediği kesin. Diplomaya yani. Bakmıyor. Aynen öyle. Gel kardeşim buraya diyor, sen kaynakçı mısın? Buraya gel, şurada bir dik kaynağı yap. Gel burada bir düz kaynağı yap. Bir gazaltı kaynağı yap. Çocuk diyor ki ya biz bunları bilgisayarda gördük. Ben onu yapamam abi. O zaman kusura bakma, sana da burada iş veremem. Şimdi Kırıkkale Üniversitesi'ne gelen gençlerimiz her diğer bölümlerde olduğu gibi burada da uygulamalarını fiili olarak yapıyorlar. Mezun olduktan sonra iş problemleri olmayacak diye düşünüyorum. İnşallah hocam, harika. Son cümleleri alalım. Son yarım dakika, bir 40 saniye civarında. Sizi neden tercih etsinler anlattınız ama bence önce ailelere sonra da öğrencilere kısa mesajları alalım, sonra veda edelim. Ailelere güvenlik düşünceleri varsa, öğrencilerinin sürekli olarak yanlarında olan bir yönetim ve şehir bekliyorlarsa Kırıkkale Üniversitesi'ni tercih etsinler. Ama ailelere bir uyarı daha yapmak isterim burada. Mutlaka öğrencilerini, çocuklarını gönderdiklerinde ya artık gitti, bizden uzaklaştı demesinler. Mutlaka bağlantılarını sağlam tutsunlar gençlerinden ve üniversiteyle. Gençlere şunu söylüyorum sevgili gençler. Üniversite hayatı çok büyük fırsatların olduğu hayat. Ama çok büyük tehditlerin de olduğu bir hayat. Mutlaka gözünüz açık olsun. Yasa dışı örgütler noktasına baktığımızda diğer gayri nizami ve gayri kanuni oluşumlara mutlaka gözünüzü açık tutun. Zaten biz her sene başında bunlarla ilgili uyarılarımızı yapıyoruz. Son bir cümle. Buyurun lütfen. Geleceğin büyük Türkiye'sinde, yakın geleceğin büyük Türkiye'sinde eğer rol sahibi olmak istiyorsanız, ödev sahibi olmak istiyorsanız, iş sahibi olmak istiyorsanız Kırıkkale çok uzak değil. Hemen yanı başınızda bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Şeref verdiniz hocam. Çok sağ olun. Sevgili izleyiciler, Genç Vizyon programı bugün de sona erdi. Artık tercihler için son iki gün. Lütfen tercihlerinizi yaptıysanız kontrol edin. Yapmadıysanız da bir an önce yapın. Yarın sabah 10'da buluşmak üzere efendim. Hoşça kalın. Saygılar.